eve dönüş uçuşu 3 saat rötar yaptı. Maura, keyifsizce Charles de Gaulle havaalanında otururken, bu 3 saat boyunca senin kenarında yürüyüş yapabilirdim diye düşündü. 3 saatte Marais'e gidebilir ya da Le Halde gezebilirdim. Bunun yerine oturacak yer kalmayacak kadar kalabalık bu havaalanında diğer yolcularla birlikte kapana kısılmıştı. Sonunda Air France uçağına bindiğinde oldukça yorgun ve epey huysuzdu. Uçakta verilen yemekle içtiği bir kadeh şarap hemen derin ve deliksiz bir uykuya dalmasını sağladı. Maura ancak uçak Boston'a inişe geçtiğinde uyandı. Başı ağrıyor, batan güneş gözüne giriyordu. Önünden geçen bavulları izleyerek bagaj hattında beklerken baş ağrısı şiddetlendi. Banttan geçen bavulların hiçbiri onun değildi. Maura daha sonra kayıp bavulu için form doldurma sırasında beklerken baş ağrısı kesintisiz bir zonklamaya dönüştü. Sonunda elinde sadece çantasıyla bir taksiye bindiğinde karanlık çökmüştü. Ve Maura her şeyden çok sıcak bir banyo ve çok miktarda Advil istiyordu. Taksinin arka koltuğuna gömülüp bir kez daha uykuya daldı. Arabanın aniden durması Maura'yı uyandırdı. Sürücünün "Burada neler oluyor?" dediğini duydu. Maura bulanık gözlerle yanıp sönen mavi ışıklara baktı. Gördüğü şeyin ne olduğunu anlaması biraz zaman aldı. Sonra evinin sokağında olduklarını fark etti ve gördüğü şey karşısında irkilerek doğruldu. Brookline bölgesinden 4 polis arabası sokağa park etmişti. Tavanlarındaki ışıklar karanlığın içinde parlıyordu. "Acil bir durum varmış gibi görünüyor," dedi şoför. "Bu sokağa gelmek istemiştiniz, değil mi?" "Şuradaki benim evim, bloğun ortasındaki." "Polis arabalarının durduğu yer mi? Geçmemize izin vereceklerini sanmam." Taksi şoförünün sözlerini doğrulamak istermiş gibi devriye gezen bir polis onlara doğru yaklaşıp geri dönmelerini işaret etti. Şoför başını pencereden dışarı uzattı. "Yolcumu burada indirmem gerekiyor, bu sokakta yaşıyor." "Üzgünüm dostum, bütün blok kapatıldı." Maura öne eğilip şoföre "Ben burada inebilirim," dedi. Adama parasını verdi, çantasını aldı ve taksiden indi. Maura birkaç saniye öncesine kadar kendini uyuşuk ve sersemlemiş hissederken, şimdi sıcak Haziran gecesi gerilimle dolmuştu. Kaldırımda yürümeye başladı. Etrafta toplanan izleyicilere yaklaşıp evinin önünde park etmiş resmi araçları gördüğünde endişesi daha da büyüdü. Komşulardan birine bir şey mi olmuştu? Aklından bir sürü korkunç olasılık geçti. İntihar? Cinayet? Yan evde yaşayan bekar robotik mühendisi Bay Telüşkin'i düşündü. Son gördüğünde çok melankolik görünmüyor muydu? Diğer yandaki komşuları Lily ve Susan'ı, gay hakları konusundaki aktivist eylemleri yüzünden önemli hedefler haline gelmiş avukat lezbiyen çifti de düşündü. Sonra ikisi de gayet canlı görünen Lily ve Susan'ın kalabalığın sonunda durduğunu gördü ve düşünceleri tekrar izleyiciler arasında göremediği Bay Telüşkün'e yöneldi. Lily yan tarafa bakınca Maura'nın yaklaştığını gördü. Ona el sallamadı. Sadece hiçbir şey söylemeden baktı ve dirseğiyle Susan'ı sertçe dürttü. Susan Maura'ya bakmak için döndüğünde ağzı şaşkınlıkla açıldı. Diğer komşular da dönüp ona bakmaya başlamıştı ve hepsinin yüzünde müthiş bir şaşkınlık vardı. Maura, "Neden bana bakıyorlar?" diye düşündü. "Ne yaptım ki?" "Doktor Ayles." Brookline polisinden bir memur da ağzı açık halde ona bakıyordu. "Sizsiniz, değil mi?" diye sordu. Maura bunun aptalca bir soru olduğunu düşündü. "Orası benim evim. Neler oluyor memur bey?" Polis memuru hızla nefesini verdi. "Bence benimle gelmelisiniz." Memur Maura'yı kolundan tutup kalabalığın içinde ilerletti. Komşuları hüküm giymiş bir mahkuma yol açar gibi ağır başlılıkla iki yana çekildi. Sessizlikleri tuhaftı. Etrafta sadece polis telsizinin cızırtıları duyuluyordu. Direklere tutturulmuş sarı polis şeridine vardılar. Birçoğu Bay Telüşkin'in evine doğru uzanıyordu. Maura'nın ilk ve tamamen gereksiz düşüncesi hemen Bay Telüşkin'e ön bahçesiyle gurur duyar ve bundan hiç hoşlanmayacak oldu. Memur sarı bandı havaya kaldırdı. Maura da altından geçip artık bir suç mahalli olduğunu anladığı alana girdi. Buranın bir suç mahalli olduğunu ortada duran tanıdık bir yüz sayesinde anlamıştı. Çimenlerin diğer yanından bile Maura cinayet dedektifi Jane Rizzoli'yi tanıdı. Artık 8 aylık hamile olan ufak tefek Rizzoli, pantolon takım giymiş bir armut gibi görünüyordu. Onun burada olması da Maura'nın kafasını karıştıran bir detaydı. Boston'da çalışan bir cinayet dedektifinin burada, yetki alanının dışında ne işi vardı? Rizzoli, Maura'nın yaklaştığını görmedi
bakışları Bay Telişkin'in evinin önünde park etmiş bir arabaya kilitlenmişti. Başını iki yana sallıyordu. Üzgün olduğu belliydi ve koyu renk bukleleri her zamanki karmaşıklığıyla dağılmıştı. Mauro'yu ilk gören Rizzoli'nin ortağı dedektif Barry Frost oldu. Mauro'ya baktı. Bakışlarını kaçırdı, sonra aniden tekrar ona bakmak için solgun yüzüyle başını çevirdi. Hiçbir şey söylemeden ortağının koluna girdi. Rizzoli hiç kıpırdamadan durdu. Arabaların mavi ışıkları yüzündeki inanamayan ifadeyi aydınlatıyordu. Transa girmiş gibi Mauro'ya doğru yürümeye başladı.